Kobani Türkiye sayesinde ayakta. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, IŞİD'in Kobani saldırısı sonrası terörist Türkiye kampanyası başlatanlara tepki gösterdi. Türkiye'nin son 5 ayda Kobani'ye 1920 tır yardım gönderdiğini açıklayan Çiftçi, oradaki halkı yaşatmaya çalışırken birilerinin Türkiye'yi insanları öldürenlerle aynı kefeye koymasının kalplerini kırdığını söyledi. IŞİD'in Kobani saldırısı üzerinden Türkiye'yi teröre destek veren ülke gibi göstermeye çalışan HDP, Doğan ve paralel medyanın yayınlarının aksine Türkiye, Kobani insani yardımlarla ayakta tuttu. Terörist Türkiye kampanyasını yürüten gizli ortaklar, Türkiye'nin bölgeye yaptığı yardımları görmezden geldi. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Türkiye karşıtı kampanya yürütenlere isyan etti. Kobani'nin Türkiye sayesinde ayakta kaldığını söyleyen Çiftçi, sadece 5 ayda 1920 tır yardımın bölgeye gittiğini açıkladı. Bazı medya kuruluşlarının bombalı araçla düzenlenen saldırıların ardından provokatif haberler yayınladığını belirten Çiftçi, kanıtlanabilen ve ispatlanabilen bir durum olmamasına karşın bazı basın yayın organlarının ısrarla asılsız haberler üzerine yoğunlaştığını dile getirdi. Çiftçi daha önce de ağır bir çatışma süreci geçiren Kobani'ye en fazla insani desteğin Türkiye tarafından yapıldığına işaret etti. Kobani'nin Türkiye'den giden yardımlarla ayakta durduğunu anlatan Çiftçi, bütün iyilikleri göz ardı edip insani desteğe ve Türkiye'nin Kobani'nin huzuruna yönelik niyetlerine rağmen olumsuz haberleri yayanları anlamak mümkün değil dedi. Sınır hattında 2,5 metre eninde ve 2,5 metre derinliğinde hendeklerin bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, IŞİD militanlarının veya araçlarının Türkiye'den geçiş yapamayacağının çok açık olduğunu vurguladı.